Kapsül Günlük Doz'dan herkese merhaba. Bugün 30 Eylül Pazartesi. Bugünden itibaren yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor. Hafta sonuna doğru sıcaklıklar yükselecek. Şimdi haberler. CHP Genel Merkez Binası'nın 20 yaşındaki kedisi Şero, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Binanın inşaatından bu yana partinin içinde yer alan Şero, uzun süren tedavi sürecinin ardından Nisan ayında iyileşmişti. Şero, parti genel merkezinin bahçesine defnedildi. Hizbullah, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında lideri Hasan Nasrallah'ın öldüğünü doğruladı. İranlı General Abbas Nilfuruşan'ın da aynı saldırıda öldüğü bildirildi. 5 günlük ulusal yas ilan edilen İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Nasrallah'ın öldürülmesinin intikamsız bırakılmayacağını söyledi. Kendisine ait araçta kaçak elektronik sigara malzemesi bulunan CHP Edirne Milletvekili Edizün, partisinden istifa etti. Durumla hiçbir ilgisinin bulunmadığını ve aracı gayri resmi danışmanı FA'ya emanet ettiğini savunan Ün, çok yakında yine yuvamda olacağım dedi. Dünya Antidoping Ajansı, teniste tek erkekler dünya bir numarası Yannick Sinner hakkında 1 ila 2 yıl arası men talep etti. Mart 2024'te yapılan testlerde Sinner'in kanında 2 kez klostebol görülmüş ve bağımsız bir mahkeme tarafından suçsuz bulunmuştu. Bu maddenin kas kütlesi oluşturarak performansı artırabildiği belirtiliyor. Sinner ve ekibi, fizyoterapistinin kendi elindeki bir yara için bu maddeyi içeren bir sprey kullandığını ve eldivensiz masaj yapması nedeniyle maddenin bulaştığını savunuyor. Sinner, halen Çin açıkta mücadele ediyor. Daha fazlası için kapsul.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.